Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kardeşlerim, Şikatul Mesabih'ten derslerimize devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Kitab-ı Salah, bab Mevakit'teyiz. Üçüncü fasılda 586. hadis-i şerifteyiz. i̇bn rivayet ediyor. Ömer bin Abdülaziz ile Urve radıyallahu anh arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail imamlık yaptı. Bu hadise üzerinde bir konuşma var onu naklediyor. Evvela hadis-i şerifi okuyalım sonra üzerinde inşallah konuşmaya çalışalım. An ibni bin radıyallahu anh, Şehab zuhri Tabi'nin büyüklerinden, çok alim bir zat en fazla tabinin büyüklerinden hadis rivayet eden bir alim, e, muhaddis bunun için oryantalistler onun hakkında çok iftiralar attılar, uydurdular onu müdafaa eden alimler var, eserler var bu kardeşiniz de İbn-i Şehab-ı Zühri ile alakalı bir şeyler yazmıştı. An İbn Şehab bin en Umar bin Abdülaziz radıyallahu an Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer Efendimizin torunu en Umar bin Abdülaziz ahhar el asra şey'en Medine-i Münevvere'de Hicaz valisiyken ikindi namazını biraz geciktiriyor devlet işleriyle alakadar olduğundan dolayı Fakale lehu urve Urve bin Zübeyir, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'in torunu. Hazreti Esma'dan Ebu Bekir'in torunu. Fekale lehu Urve Urve bin Zübeyir diyor ki Ama inne Cibril, kad mezela fasalla amama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani ama ele anlamında inne Cibril'e Cibril, Cebrail aleyhisselam indi Fasalla emam Rasulullah Peygamber Aleyhisselam'ın önünde namaz kıldı ona kıldırdı. Eğer emame şeklinde okursak yani hemzenin fethasıyla o zaman zarf olur. İmame şeklinde okursak o zaman mensup olur başında bir e, mahzuf bir amil var. Ani imama Rasulullah Peygamber Aleyhisselam'ın imamı Hazreti Cibrili kastediyorum. E, indi namaz e, kıldılar peygamber aleyhisselam efendimize namaz kıldırdı. فَقَالَ لَهُ Umar. <عُمَر> yani aslında Urve şunu diyor Ömer bin Abdülaziz'e ki Ömer bin Abdülaziz evliyaullah'ın büyüklerinden. Onu İmam Şafii Hazretleri 5. Raşid halife olarak kabul eder. Aslında Emevi hükümdarı fakat orada onun ayrı bir yeri var sahabi olmamasına rağmen ona ayrı bir yer verilmiştir İslam tarihinde kardeşlerim Fakalehu Umar Ömer bin Abdülaziz ona dedi ki yani uyarıyor Ur ve Ömer bin Abdülaziz'i Resulullah Aleyhisselam Cibril'le namazı kıldı Ebu vakitte kılmamışlardı sen neden bunu tehir ettin müstahap vaktinden geciktirdin deyince i'lem ma tekulu ya Urve ne dediğini biliyor musun Urve diyor Ömer bin Abdülaziz e, Urve bin Zübeyre Fakale Urva radıyallahu an Semi'tu Beşir Rabbine Ebi Mes'udin yakul Beşir bin Ebu Mes'udu şöyle derken duydum, işittim Semi'tu Eba Mes'udin yakul Ebu Mes'udu e, şöyle e, derken duydum o da diyor ki Semi'tu Eba Mes'udin yekulu Semi o da diyor ki Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken duydum. Yani Urve kimden duyuyor? Beşir bin Ebi Mes'ud'dan. Beşir bin Ebu Mes'ud da diyor ki ben de babam Eba Mes'ud'u şöyle derken duydum yekulu semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul efendimiz aleyhisselamı şöyle derken buyururken işittim nezele cibrilu fe emmeni. Cebrail indi bana imamlık yaptı Fasallaytu salleytu ma'hu onunla kıldım yani öğleyi kıldım burada vakit takdir edersek fe salleytu ma'hu ma tekrar bir daha kıldım ikinci takdir edebiliriz. Fimme salleytu ma'ahu. Ardından zaman geçti, tekrar bir daha akşamı kıldık. Fimme salleytu ma'ahu. Sonra yatsıyı kıldık. Fimme salleytu ma'ahu. Sonra bir daha kıldık. yahsubu er-Resul sallallahu aleyhi ve sellem fakili sallallahu aleyhi ve sellem bi asabihi 5 salavatin. Efendimiz aleyhisselam mübarek parmaklarıyla beş vakti böyle saydı. Cibril indi bana namaz kıldırdı. Vakitleri asabına öğretiyor. Bu şekilde anlatıyor kardeşlerim. Peki o zaman biraz ikindi vaktini geç kılan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an Urve onu uyarınca niçin böyle Urveye dönüp "İ'lem ma taqulu ya Urve" Ne dediğine bak ne diyorsun? Haberin var mı niçin böyle diyor? Burada farklı ihtimaller var. Bir ihtimal şu olur. Yani sen bir hadis rivayet ediyorsun ama nerede senedin? Tabiin döneminde, sahabe döneminde birisi rivayet ediyorsa ona senedi sorulurdu. Hani bu hadisin senedi kimden duydun? Şahitler nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan bir söz isnat edilmesin diye Ömer bin Abdülaziz onun için Urve bin Zübeyre اِعْلَمْ مَا تَقُولُ ya عُرْوَ demiş olabilir veya nasıl olur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken Cebrail imam olur öne geçer Efendimiz aleyhisselamın önünde birisi olur mu diye o noktada bir taaccubu olur Ondan dolayı sormuş olabilir kardeşlerim Allahu alem. Fakat bu rivayet bize sahabeden sonra gelen neslin sahabe radıyallahu anhum hazaratında görmüş oldukları o namaz vakti hassasiyetine nasıl riayet ediyorlar. Urve de sahabe değil, Ömer bin Abdülaziz o da sahabe değil ama Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına bu şekilde onların bir sadakati var. Kardeşlerim, Ömer bin Abdülaziz ile alakalı Sevr-i Alam-ı diğer kitaplarda çok şeyler anlatılıyor. Yani onu 5. Raşid Halife olarak kabul ediyorlar. Peki onu bu kadar yükselten nedir? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh kendi soyundan biri geleceğini böyle bir ilham olur, böyle bir müjdesi vardı. Yeryüzünü adaletle dolduracak diye. Tabi aradan uzun zamanlar geçer. Emevi devleti kurulur. Emevi devletinin zalim valileri olur, meşhurdur onlar. Yani insanlara kan ağlatırlar, böyle adamlar var, zulmedenleri var. Adil olanları da var tabi. Öyle bir devletin içinde Muaviye radıyallahu anh, sahabi tabi onu istisna ediyoruz o sahabi. Onun dışında gelenlerde böyle çok zalimler oldu. Ömer bin Abdülaziz orada başka bir yerde duruyor. Mevkisi başka. Sahabe dönemini radıyallahu anh yeniden başlatıyor. Peki ondaki bu keramet nedir, farklılık nedir? Her şeyden önce Allah Azze ve Celle'nin şeriatına ittibasıdır kardeşlerim. Bir gün Ömer bin Abdülaziz ondan önce hükümdar Süleyman hastalanıyor. Yerine veliaht olarak Ömer bin Abdülaziz'i gösteriyor. O istemiyordu, böyle bir talebi yoktu. Hatta vazgeçmek istedi. İnsanlar ısrar ettiler. Tanıyorlar, biliyorlardı onu. Ömer bin Abdülaziz vali olunca Emevi hanedanına mensup kimler varsa onları çağırdı. Aç bıraktı onları. Birkaç saat yemek vermedi. İyi acıkınca onların önüne fukara yemeği olan mercimek, hurma, ekmek koydu. Başka bir şey yok, soğan da var. Bu kadar koydu. Onlar acıkınca karınlarını soğanla mercimekle doyurdular. Aradan biraz daha zaman geçti, dışarıya çıkarmadı onları. Tekrar önlerine sarayda ne yiyorlarsa o sofrayı koydu. Fakat hiçbiri yemedi. Dedik onlara, işte dünya budur. Önünüzde saray sofrası ama yiyemiyorsunuz. Bundan dolayı zulmetmeye değer mi? İnsanların sofrasından ekmeği almaya, bu kadar hanlar, mülkler, araziler bunlara malik olmaya değer mi der Ömer bin Abdülaziz? Hanedana ait insanların ne kadar malı varsa bir ulema heyeti kurar, alimleri çağırır, onları müsteşar olarak kendi yanında istirham eder, saklar, uzak bölgelerde olanlara yazar, onlarla istişare eder, nasıl devleti yöneteyim diye onların fikrini alır, hanedanla alakalı bir heyet hazırlar, meşru yoldan mülkiyetlerine girmeyen ne kadar mal varsa tamamını alır, devletin hazinesine verir. Hanımı Fatıma, ona der ki ben böyle bir hayat istemiyorum benimle devam etmek istiyorsan bunları, bu malları, altınları hazineye devredelim der. Hazineye devreder. Hanedan daralır, ona suikast yapmak isterler. Neticede bir halası var Ömer bin Abdülaziz'in. Halasına gider derler ki bu seni kırmaz. Git buna de. Elimizde ne varsa aldı, hazineye verdi kendi öyle bir hayat yaşıyor ki bütün köleleri azat etti evlerine gönderdi. Hazinede her şeyi kendine ait olan hediye olarak verilen her şeyi hazineye devretti. En fakir Şam'da ev devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in evi. Seçime girmeyecek, insanların oyunu almayacak ama Resulullah Aleyhisselam'ın yolu var, sünneti var. O sünnet devam etsin bir nehir var diyordu, akıyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın bıraktığı bir nehir. Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum Ali zamanında o nehir aktı. Sonra o nehiri onun suyunu bitirdiler. Şimdi o nehir yeniden aksın. Onu akıtmak için cehdeden bir halife var. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Halası yanına gider. Der ki işte bu malları bunlara versen, onlar tekrar servetlerine sahip olsalar, halasını davet eder, yanına yaklaşır, mangalı alır, dinarları onun içine koyar, e erir onlar ateş gibi olurlar, sonra alır der ki bunu kendime yaklaştırsam, böyle yaksam, sen buna dayanabilir misin hala der, e dayanılmaz der ona, Peki Rabbim buyuruyor ki Tevbe suresinin 35. ayeti yani bu ayeti işaret eder. Yevme yuhma aleyha fi nar cehennem fetukwa biha jibahuhum ve junubuhum ve zuhuruhum. Hada ma enfusikum. Dünyada haksız yere elde edilen, zekatı verilmeyen mallar. Onlar o madenler, altınlar, dinarlar eritilecekler sonra onlarla onların alınları, yanları, sırtları dağlanacak. Buna kim dayanabilir? Benim bu halde mahşer günü olmama senin gönlün razı olur mu hala der. Halası ayrılır Ömer bin Abdülaziz'in yanından. Dışarıya çıkınca hanedan üyeleri sorar. Derler ki hala ne oldu? Onu der babasını Ömer'in kızıyla evlendirmeyecektiniz Ömer'in kızı Ömer'in soyu Ömer'in yolundan gelen Ömer gibi olur der Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anh meşhur hikayeyi biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz gece dolaşıyor bir kapı var içeriden bir ses geliyor evler bugün olduğu gibi değil tavanı hurma dallarıyla kaplı o evde bir kadın bir de yetim kız çocuğu var anneyle kızı var sütü hazırlıyorlar satacaklar anne kızına su getir dökelim diyor kız olmaz diyor anne diyor ki Ömer yok burada Ömer'in münadisi de yok onlar görmez diyor ki kız çocuğu evet anne Ömer burada yok İn kana umarû gâiben fe inna rabbe fe inna rabbe umar hadirun Ömer burada yok ama Ömer'in Rabbi var ya anne Ömer'in Rabbi bizi her yerde görüyor melekler görüyor bunun hesabını soracak Ömer'in Rabbi hazır Ömer'in Rabbi yesme'u ve yara işitiyor ve görüyor yapamam anne der Süte su, tak, su katamam, süte su katamam, bu günaha ortak olamam. Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyar. O kızı araştırır, oğullarını toplar, sorar. Abdullah der, evliyim. Diğerine sorar, evliyim der. Asım diye bir oğlu var, bekar. Hazreti Ömer Efendimiz'in, ben onunla evlenirim der o kızla evlenir. Süte su karıştırmayan kızla evlenir o yetim yavruyla Asım radıyallahu an. Sonra o kızın bir çocuğu olur Asım'dan. Kadına Ummu Asım derler. Öyle künyesi olur yani Asım'ın annesi. İşte o evlilikten yani Asım'ın evlendiği o kız, yetim yavru, ondan bir kız çocuğu dünyaya gelir kardeşlerim Ömer bin Abdülaziz'in babası evlenmek ister bana saliha bir kız bulun derler Hz. Ömer Efendimiz'in Asım'dan olan torunuyla Ömer bin Abdülaziz'in babası evlenir o evlilikten Ömer bin Abdülaziz dünyaya gelir sonra Emevi devletinin Allah Teala onu başına geçirir. Zalim bütün valileri görevden uzaklaştırır. Müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, Kıptiler kabile kabile onun adaletini görünce Müslüman olurlar. Mısır'dan bir kadın yola çıkar. Şama gelir. Ömer bin Abdülaziz'i halifeyi arıyor. Şikayet edecek Komşusu onun tavukları, onun bir bahçesi var oraya atlıyor, zarar veriyor ona. Meseleyi çözemeyince kalkıyor Şam'a geliyor. Kadın eğer tavuklarıyla hayatta kalıyorsa, bir kervan yola düşüyor, onunla Şam'a kadar geliyor, halifenin sarayını arıyor. Ama saraydan çıkmış. Bir pirketten bir yer var, orada duruyor. Hazreti Ömer bin Abdülaziz'in evine varıyor. Orayı gösteriyorlar. Zannediyor ki orası bekçilerin, hizmetçilerin kaldığı bir yer. Zemini toprak, etrafı pirket. Şiltenin üzerinde bir kadın yatıyor. Ömer bin Abdülaziz'in eşi Fatıma. Ömer bin Abdülaziz de eline toprak almış. Onunla duvardaki yarıklar var, onları kapatıyor. İçeriye giriyor, diyor ki sen kimsin? Halifenin eşi diyor Ömer bin Abdülaziz'in hanımı Fatıma radıyallahu anh'a. Ve kadın diyor utanmıyor musun? Bir amelenin yanında yatmışsın, sen bu ümmetin namusu iffetisin. Nasıl olur da Müslümanların halifesinin hanımı bir amelenin yanında böyle yatar uzanır der. Kadına döner Fatıma der ki, Hâdâ tayyânû huve emîrul mu'minîn. Şu duvardaki yarıkları kapatan adamdır emirul mu'minîn Ömer bin Abdülaziz. Öyle adamlar geldi. Bunlar Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan geldiler kardeşlerim. İmanı, İslam'ı yüreklere anlattılar. Onların devlet yapısına bakanlar Müslüman oldular hidayete erdiler. Onun için İslam'ın muşahhas devlet yapısı Hazreti Ömer'dedir radıyallahu anh. Emevilerle sarsılır o yapı. Ömer bin Abdülaziz çok kısa hilafet yılları var. Dersimiz müddetince onun adı geçince ser alamını beladan diğer kitaplardan Ömer bin Abdülaziz'e dair başka rivayetleri inşallah sizlerle paylaşacağız. Onlar kardeşlerim Roma'nın hukuk fakültelerinde yetişmedi. Dünya siyaset tarihinde Ömer bin Abdülaziz gibi başka biri görebilir misiniz? Eğer dede salih olursa, Ömer, Hazreti Ömer gibi biri olursa Allah Azze ve Celle o yoldan, o soydan Ömer bin Abdülaziz gibi kahramanlar gönderir. Onlar ümmetin İslam'ın yolunu açarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Ömer bin Abdülaziz ile Hz. Ebu Bekir'in torunu arasında namaz ile alakalı böyle bir e, muhavere oldu, bir konuşma oldu. Yani Ömer bin Abdülaziz Urve'ye nasıl olur da o hadisi muhtemel bilmiyordu. Birisi Resulullah aleyhisselam varken imam olur onun için sormuş olabilir. Veya sen nasıl olur da senedini zikretmeden hadis nakledersin. Sana avam bakar, onlar da aynı şeyi yaparlar. Sonra hadis uydurmasının önü açılır, böyle düşünebilirler. Kardeşlerim, bu bapta iki tane rivayet var. Onları nakledelim, sonra hikmeti üzerinde düşünelim. 587. rivayet ve an Umar ibn al radıyallahu an ennehu ketebe ila Ömer bin Abdülaziz'in dedesi, büyük dedesi Hz. Ömer Efendimiz devlet başkanı valilerine yazıyor, valilerine diyor ki inna ehemme umurikum indi as benim katımda sizin en mühim vazifeniz namazdır. Vali ezan okundu işi bırakacak namaza gidecek. İmam kimdi? Valiydi. Valiler namazları kıldırırdı. İslam devletinde öyleydi. Namaz namazdır diyor. Men hafizaha ve hafaza aleyha hafiza dinehu. Kim namazı korur, rükünlerini, şartlarını, müstahaplarını yerine getirir, huşusuna dikkat ederse ve hafaza aleyha namaza devam eder, aksatmaz. Vaktinde namazları kılarsa bu kişi ve hafaza alayha hafiz dininin önemli bir bölümünü korumuş olur. Çünkü o dinin aslı esası nedir? Rüknü nedir? Emadu din nedir? Dinin direği namazdır. Oman dayeha kim namazı za ederse vaktinde kılmazsa huşusu yoksa namaz kılarken aklı hep başka şeylerde ise fa lima siwaha adya o zaman namazın dışındaki şeyleri zayi etmeye bu adam da, da daha meyyaldir. Yani daha fazla namazı zayi eden, namazın dışındaki İslam'ın diğer emirlerini e, onları da ihmal etmeye daha uygun hale gelmiş olur bu kişi. ثُمَّ كَتَبَ عُمَر radıyallahu الله sonra yazdı En sallu الظُّهْرَ اِنْ كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا İla en yekuna zillu ahadikum mislehu ve alemine dedi ki öğle namazını e, bu fey yani e, öğlenin gölgesi fey zeval, e, bir zira olduğunda ta ne zamana kadar herkesin gölgesi kendi kadar olana kadar devam edin öyle vakti uzar bu kadar vel asra sallul asra yani ve şemsu murtefiatun beydâ'u nakiyyetun kadra ma yesiru rakibu farsahayni aw thalathatan qabla maghibi şemsi ikindi namazını da güneş böyle tepede beyaz halinde o beyaz, yani parlak halinde onu bozmamış e, bir süvari buradan çıkıyor iki fersah kadar gidiyor ya da üç fersah kadar akşam güneş batmadan önce yani ikindiyle güneşin batması arasında ne kadar bir zaman olsun iki fersah kadar 10-11 kilometre kadar bir atlı gitsin bir atlı gitsin o kadar bir zaman kalsın diyor ikindi ile akşam arasında ev selaseten kabla magribi şemsi vel magribe yani sallul magribe idâ garabati şemsu güneş batınca akşamı kılın vel işâ'e idâ gâbe şefakû ila thulusil leyli yası namazını şafak o kırmızılık İmam-ı göre beyazlık kaybolunca yasının vakti girer yası kılın gecenin üçte birine kadar femen name mühim kardeşlerim kim yası kılmadan uyursa fela name aynuhu gözlerine uyku girmesin diyor femen name فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ Siz Ömer'in valisisiniz. Sorumluluğunuz benim üzerimde. Allah bana sizi soracak. Tebaanızı soracak. Femen نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ Yası kılmadan uyuyanın gözüne uyku girmesin. Femen نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ Yani kılmadan uyuyanın gözüne uyku girmesin üç defa tekrar ediyor. Femen nâme felâ nâmet aynuhu ve subha yani sallu as subha diyor ki sabah namazını şu vakitte kılın kıldırın ne zaman ve nucumu badiyetun muştebiketun hava karanlık yıldızlar semada hala onlar görünüyorlar yani ortalık aydınlanmaya başlamadı o vakitte sabah kılın Tabi sabah o zaman başlar, ne zamana kadar devam eder? Esfiru bis subhi fe inno a'damu lil ecri Sabah namazında isfar var kardeşlerim. 588. rivayet Wa'an ibn Mes'udin radıyallahu anh kal ibn Mes'uddan hadis-i şerif mervi kardeşlerim kale buyurdu ki Abdullah ibn Mes'ud kana kadru salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Az-zuhra fi's-sayfi thalasat aqdam ila khamsat aqdam wa fi'ş-şitâ'i khamsat aqdam ila seb'at aqdam. Yani az-zuhri de okuyabiliriz. Kana kadru salati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem az-zuhri sayfi Yaz günü öyle namazı Hazreti Resulullah Aleyhisselam ne zaman kılardı? Yazın. Ee, gölge ila felasete akdamin ila hamsete akdamin yani üç adımdan beş adıma kadar uzanırsa öğleyi kılardı Ofis şitai yazın Medine'de zeval gölgesi neredeyse olmaz gibiydi. Kışın ise ofis şitai hamsete akdamin ila sebati akdamin beş adımdan yedi adıma kadar uzarsa öğleyi o zamana kadar kılardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Ölen vakti zevalle giriyordu. Bir gölge boyuna kadar ulaşıncaya kadar devam ediyor. Cumhur'a göre İmam Azam Hazretlerine göre ise iki gölge boyunu ulaşana kadar devam ediyordu kardeşlerim. Efendim Babul Mevakit'te beş vakit namazla alakalı bu hadis-i şerifleri okuduk. İleride müstahap vakitler onlarla alakalı hadis-i şerifler olacak yine. Peki Allah Teala niçin günde beş defa namaz emretti? Neden namazın güneşle münasebeti var? Burada Fahruddin Razi Hazretleri'nin, Fahruddin Er-Razi'nin vefatül gaybi var. Nisa suresinin 103. ayetinin tefsirinde yani ayetin sonu inna salate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta orada beş vakit namazı insanın ömrüyle bir bütün olarak anlatıyor. Ömrüyle beraber birlikte anlatıyor. İnsan kardeşlerim evvela şunu söyleyeyim. Niçin namaz kılıyoruz? Allah Teala'nın azametini, büyüklüğünü tazim edebilmek için namaz kılıyoruz. Yani senden başka otorite, güç, kuvvet tanımıyoruz, Ya Rab diyoruz, huzura çıkıyor, bunu ilan ediyoruz. Derste bir kardeşim demişti ki bu koronadan önce, bir ateist onunla konuşurken, Allah Teala tabii öyle demiyor da, ne kadar gururlu, kibirli diyor. Yani, sürekli kendisine secdeyi istiyor, rükû istiyor, insanlar önünde eğilecek. O kardeşimiz de onunla konuştu, sonra hocam neden böyle diye sordu. Buna ben bir şeyler dedim ama nasıl cevap vermek lazım? Kardeşlerim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları, cinleri ibadet etsin diye yarattı bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İnsanın fıtratında bir gücü, bir kuvveti tazim etmek var. Eğer Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilmiyorsa, mutlaka bu adam başkalarının önünde eğiliyordur. Bakın, ya mezarda kemikleri çürümüş olan bir adamın kabrine gelirler, onun önünde eğilirler, ellerini bağlarlar, tazimle bulunurlar veya Hindistan'da olduğu gibi ineğin önünde eğilirler, ona ilah derler. Elleriyle yapmış oldukları putların önünde eğilirler. Neden? İnsan devlet başkanı olsa bile o adamlar da eğer Allah Teala'nın huzurunda secdeye varmıyorlarsa mutlaka birilerinin önünde eğiliyorlar. Kimi şöhretin önünde, kimi şehvetin önünde. Kimi belli kadınlara, aşuftelere, şunlara bunlara mahkum olmuştur. Nefsi onların önünde eğiliyordur. Ya da tazim ediyor. Allah Azze ve Celle ibadetle bizi sadece bana secde edin. Sadece benim önümde eğilin. Eğer secdenin hakkını verirseniz o secde, o rükû sizi İnsanların, taşların, hayvanların önünde eğilmekten kurtarır. Öyle oldu. Peygamber Aleyhisselam zordu Mekke'de la ilahe illallah demek. Ama bedelini ödedi Mekke-i Mükerreme'de Sallallahu Aleyhi ve Sellem la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedi kardeşlerim. İnsanları taşların önünde eğilmekten kurtardı mutlak hürriyeti onlara Allah Azze ve Celle'ye secde etmekte tanıttı. Secde etmede gösterdi. Ebu Davud'da hadis-i şerifler var kardeşlerim. Bir tanesi hadisi kudsi. Bildiğiniz bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale azze ve celle El kibriya u ridai vel azamatu izali. Allah azze ve celle buyuruyor ki Kibriya benim ridamdır. Yani omuzlara konan elbise. Azamet ise benim izarımdır, bele bağlanan elbise. Peki Allah Teala'nın omuzları mı var haşa? Yok. Ona mekan veremeyiz, şekil veremeyiz. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle buyurdular? Sallallahu aleyhi ve sellem yani bu hadisi kudsi Rabbinden naklederek Allah Azze ve Celle bir isare ile şuna işaret ediyor. Yani kullarım büyüklenmek, azamet, kibriya sadece benim vasfımdır. Kullarda olmaz. Eğer kullarda olursa, eğer kulları tazim ederseniz onlar kulluğunu unuturlar Firavun gibi ilah olduğunu söylerler. Karun gibi olurlar, Belam gibi olurlar. Devlet başkanı bile olsa bana secde edecek insanlar siz onları Allah Azze ve Celle'yi tazim eder gibi etmeyin. Yine Efendimiz Aleyhisselam bu bapta buyuruyor ki لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ miskalu habbetin min hardelin min kibrin kalbinde hardal tanesi kadar ağırlığında kibir olan birisi cennete giremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Azamet Allah Azze ve Celle'nin. İnsanlar eğer Allah'a secde etmiyorsa gidin en dinsiz diyen adamlar onların bile daha bağnaz bir inancı olduğunu göreceksiniz. Yalanlara, masallara, uydurmalara inandılar. Mao'ya, Lenin'e, şuna buna inandılar. Onları tazim mi diyorlar? Müslümanların ellerinde Allah Azze ve Celle'nin kitabı onların elinde ise haşa Allah yerine koymuş oldukları Allah düşmanlarının eserleri var. Görüyorsunuz. Mutlaka insanlar birilerini tazim etmiyorlar mı? Sevde etmeyenlere bakın, camiye düşman olanlara bakın, Allah'a düşman olanlara bakın. Onlar birilerini uyduruyorlar, onları tazim ediyorlar. Sonra onların kabirlerine gidiyorlar. Müslümanların namazda. Allah Azze ve Celle'nin önünde, huzurunda duruşu var. Oradaki duruş gibi hareket etmeden duruyorlar. Anladın mı kardeşim dedim. Şimdi o ateisti bul. De ki namaz mutlak hürriyettir. Öyle hürriyet ki Allah'ın önünde eğilince insanların önünde eğilmekten kurtuluyorsun işte. İman seni kurtarıyor. İslam seni kurtarıyor. Alıyor seni bütün dünya karşında olsa bile. İmam Rabbani'ler gibi Allahu ekber demekten korkmuyorsun. Kardeşlerim Fahreddin Razi Hazretleri, Said Nursi Hazretleri o da 9. sözde Sözler kitabında bu meseleyi anlatıyor. Bunu şerh ediyor. Sadi Nursi Hazretleri biraz daha ayrıntıya giriyor. İki başlık altında şerh ediyor. Neden günde beş defa namaz kılıyoruz? Şimdi bu iki büyük alimi Celil'in mutalası üzerinden anlamaya çalışalım. Kardeşlerim, namaz vakitlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cibril Emin güneşe göre göstermişti fecir vakti fecir güneş doğmaya hazırlanacak o vakitte namaza hazırlanıyorsunuz kalkıyorsunuz Allahu Ekber diyorsunuz isfara kadar isfar yapıyor hanefiler şafiler galesle kılıyor veya orada başlıyorsunuz fecir imsak yazıyor takviminizde şafiler önce hanefiler o vaktin sonuna doğru kılıyorlar ama i̇mam Tahavi iki hadisi cem ediyor. Sabah namazında kıraatler uzun olur diyor. Galesle başlanır, isfara kadar devam eder. Peki bunun bizimle münasebeti ne? Kardeşlerim, insan aciz, insanda fakr hali var. İnsan yorulur, insanın gücü tükenir. Devlet başkanı bile olsa bir gün oğlunun, bir gün eşinin, bir gün babasının ölüm haberini alır. Acıların üstesinden gelemez. Bu adam da bir sığınağa muhtaçtı. Parası vardır ama evine hakim olamıyordur. İnsanlar ona bakıyordur ama onun başka dertleri, başka sorunları var. O halde güneş doğuyor. Doğacak güneş. Siz o vakitte kalkıyorsunuz. Büyük bir inkılap var. Büyük bir inkılap. Güneş doğacak. Giden güneş yeniden gelecek. İnsanlığın alemini, dünyayı aydınlatacak. Eğer o inkılap olmazsa dünyada hayat olmaz. Sen de kalkıyorsun. Alem uykuda hazırlanıyorsun. Güneşin doğuşu vaktinde kainatın sahibinin huzuruna iltica ediyorsun. Üç çekirdek var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Namazın üç çekirdeği var. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah. Namazın sonundaki tesbihatta bunları söylüyorsunuz. Yani cemalini, kemalini, celalini Allah Azze ve Celle'nin tazim ediyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Subhan Rabbiyel Azim diyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey güneşi getiren Rabbim, acılarım var, ızdıraplarım var, elemlerim var. Senden başka sığınağım yok ya Rabbi. Senden başka barınağım yok ya Rabbi diyorsunuz. Kardeşlerim, sabah namazının sünnetinde bu hal rivayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta kul ya eyyuhel kafirun bunu okur. İkinci rekatta ihlası okur. Farzda uzun kıraatleri var. 60 ayet, 100 ayet okuduğu var. Peki neden sünnetinde iki kısa sure okur? Birinci sure kul ya eyyuhel kafirun. Bütün kafirleri, ideolojileri reddediyorsun. Kelime-i tevhidin birinci kısmı gibi la ilah ediyorsun reddediyorum. İblisin yüzüne iki tokat vuruyordun. Biri kapitalizmaya, biri liberalizmaya. Onları asla zamana göre değiştirir. Ama ellerini kaldırışının manasını unutmuyorsun. O halde Kafirun suresini okuyarak Allah'tan başka bütün o reddediyor. İkinci rekatta İhlas suresini okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki fe inne suratel ihlasi ta'dilu thuluthel Kur'an Kur'an Hakim'in üçte biri mesabesinde çünkü kelime-i tevhidi vahdeti o anlanır tevhidi o anlatır üçte biri hükmündedir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem o da kelime-i tevhidin ikinci faslı illallah Allah'tan başka ilah tanımıyorum Sünneti böyle kılıyorsunuz. Kainatın sahibine Allah Azze ve Celle'ye iltica ediyorsunuz. Yani sabah namazı o vakitte büyük bir inkılap var. Güneş doğacak. Allah Teala'nın alemde büyük tasarrufları var. Peki bunun seninle münasebeti acziyetini ona arz ediyorsun. Başka seninle münasebeti kardeşlerim İnsanın anne karnına düşüşü, Allah Azze ve Celle'nin orada bir devirden başka bir devre intikal ederek insanı yaratma hali. Fecir vakti insanın anne karnındaki halini anlatır, doğuşunu anlatır. Dünya güneşle bir münasebete girecek, güneş doğacak, sonra öğle vaktinde zirveye çıkacak, ardından batmaya doğru gidecek, akşam olacak, batacak güneş, sizin de ölüm vaktiniz gelecek, batacaksınız güneş gibi, ayrılacaksınız dünyadan. O halde güneşin dünya ile münasebeti, o münasebette emredilen beş vakit namaz, bize insanın ömrünü, dünyadaki halini anlatıyor kardeşlerim sabahı kılıyorsunuz, öğle vakti, çalıştınız, yoruldunuz, ruhunuz daraldı, dinlenmeye ihtiyacınız var. Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o vakitte öğle namazını emretti, işi bırakıyorsunuz, ruhunuzun gıdası namaz, Allahu Ekber diyorsunuz, müezzin sizi davet ediyor, sizi çağırıyor. Hadi şimdi allah de, onu tazim et, onu tesbih et, cemalini, celalini, onun azametini, Allah Azze ve Celle'nin kudreti önünde gel, eğilme vaktidir diyor. Yani kadimul lem yezel, bakin la yezel. Allah Azze ve Celle'nin önünde onu tesbih etme, onu tazim etme vaktidir. Peki Benimle dünya arasında güneş arasındaki münasebet bağlamında bakarsak Fakhruddin Razi Hazretleri buyuruyor ki insanın gençlik dönemidir. Gençlik dönemi güneş zirvede. Zirvedeyken güneşe bakabilir misiniz? Zirvede güneşin harareti var. Sen de delikanlısın, hararetin var. Koşuyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Ama Güneşin yürüyüşü devam ediyor. İkindi vakti güneş batmaya yüz tuttu. Yeryüzünde son baharı anlatıyor. Ağaçlar yapraklarını düşüyor. İnsanın kühulet vakti. Kühulete doğru ilerliyorsunuz. Gençlik dönemini geçtiniz. Belki yaşlılık dönemine, yaşlılık dönemine doğru gidiyorsunuz. İkisini bir anda yaşadığınız bir zaman oluyor. Ayaklarınızda mecal kalmadı. Koşuyordunuz ya, gidiyordunuz, çalışıyordunuz, kalkıyordunuz. Ama şimdi dünya sizi ölüme doğru çekiyor. İkindi namazını kılarken ömrümüzün bitmeye doğru yaklaştığını düşünelim. O an büyük bir inkılap var. İnsanlar dükkanlarını kapatacak, işlerini bitirecek, evlerine dönecekler. Sen de dünyadan ayrılıyorsun, ahirete gidiyorsun. İkindi vakti bize sonbaharı, ayrılışı, yaprakların düşüşü bize onu hatırlatır kardeşlerim. Sonra yine minareden Allahu ekber, Allahu ekber. Müslümanlar, Rabbiniz sizi davet ediyor. Tazime, tesbihe koşuyorsunuz. Güneş batmıştır artık. Güneş yok. Dünyayı aydınlatan. Öğle vakti gözlerinizi kaldırıp baktığınız güneşi göremiyorsunuz. Çekildi gitti dünyadan. Siz de doğmuştunuz. Fecir, sabah namazı doğumu anlatıyordu. Akşam namazı güneş battı, yok oldu. Ölümünüzü anlatıyor. Defnediyorlar sizi. Efendimiz Aleyhisselam Hz. Osman Efendimiz buyuruyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem biri defnedilince bir miktar başında durur buyururdu ki اِسْتَغْفِرُوا لِأَخ۪يكُمْ سَلُوا لَهُ التَّثْب۪يتَ فَاِنَّهُ الْاَنْ yusal. Kardeşiniz için istifarda bulunun ona tespiti isteyin yani suallere cevap versin men rabbuke diye sorulunca Rabbim Allah desin Peygamberim Muhammed Aleyhisselam dinim İslam diye bilsin. Onun için dua edin. Beklerdi sallallahu aleyhi ve sellem orada. Bir müddet durur, sonra dağılırdı. Biz de öleceğiz. Akşam vakti bizi onu anlatır. Namazı kılarsınız, karanlık çöker. Akşamın vakti humraya kadar, yani şafağa kadar devam ediyordu. Şafak kaybolunca, karanlık bütünüyle hakim olunca yasının vakti giriyor. Sizi de vefat edince bizi de bir makbere götürürler, defnederler. Sonra yakınlarımız ayrılır, evlerine gider. Biraz konuşurlar, biraz üzülürler. Sonra unuturlar. Akşamın izi şafaktı. Yası girene kadar devam etti. Sonra o kırmızılık kayboldu. İşte sizin de dünyadan öldükten sonra bir gün adınız silinir. Artık konuşulmaz olursunuz. Mezarlığa gitseniz oradaki adamlar sanki dünyada hiç yaşamamış gibi yatsı vaktinde sanki dünyada hiç güneş yokmuş gibi o güneşten tek bir nokta, tek bir emare kalmaz. Yatsı namazında, akşam namazında Allahu Ekber deyip Rabbinizin huzurunda durduğunuz zaman dünyadaki o büyük inkılabı Allah Azze ve Celle'nin muhteşem tasarrufunu düşünün. O halde İya Kanamudu deyin sadece yalnız sana ibadet eder. Ya sadece senden yardım isteriz ya Rabbi. Başka kimselerin önünde eğilmeyiz Allah'ım. Başka kimselere secde etmeyiz ya Rabbi. Ardından yası vakti olur. Kardeşlerim yatsı insanın dünyadan bütünüyle adının silinmesi demek. Çünkü yası vaktinde güneşten en küçük bir iz emare kalmamış, karanlık dünyaya hakim olur, sizin kabir aleminizi anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece arasında kalkar ve minel leyli bihi nafileten Allahu ekber der. Gecenin yarısında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uzun namazları olur. Teheccüd namazı kılar. Teheccüd namazı gecenin yarısında karanlık çöktüğünde dünyada nurunuzdur. Öleceksiniz, unutulacaksınız, unutacaklar bizi. Kabir aleminde, berzah aleminde gecenin yarılarında kalkıp kılmış olduğunuz teheccüd namazları inşallah kabirde nurunuz, ahirette nurunuz olacak. Karanlık hakim oldu dünyaya sonra fecir vaktine doğru dünya gidiyor. Yeniden güneş doğuyor, beyazlıklar var, fecir vakti, dünya yeni bir doğuşa hazırlanıyor, sabahın vakti giriyor, güneşin doğuş anına kadar devam ediyor. Bu ise bize ikindi sabah o güneşin yeniden doğuşu mahşer sabahını anlatıyor. İşte böyle diriliş olacak. Allah Azze ve Celle bahar geldiği zaman bütün kainata, kainatta olan her şeye emir veriyor. Onlar diriliyorsa فَنْظُرْ ila آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Öldükten sonra Allah Azze ve Celle kainatı nasıl diritiyor? Bağışta, baharda, baharda, ağaçlar nasıl yeşeriyor, çiçekler nasıl açıyorlar, işte Allah Azze ve Celle güneş nasıl doğuyorsa İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek ve öyle kabrinden kalkacaksın. Mezara gitsen, mezarlığa varsan sanki bu adamlar hiç yaşamamış gibi gelir sana. Hele başka şehrin makberine gitsen, orada tanıdığın yoksa selam versen bu adamlar hiç dünyada yok gibi gelir. Bir gün bizim için de aynı şeyi söyleyecekler. Peki gece yarısı sanki güneş dünyaya hiç vurmamış, aydınlatmamış gibi gelir bize. Ama bir fecir var, o giden güneş yeniden gelir. İşte tıpkı onun gibi, sanki yaşamamış gibi bize gelen o kabirdekiler, biz de oraya gidecek, ve Allah emredecek, diriliş başlayacak, haşır başlayacak. Bütün insanlar huzur ilahide toplanacaklar kardeşlerim. Dönersek, beş vakit namaz. Neden bu vakitlerde kılınır? Niçin Allah Azze ve Celle böyle emretti? Sayın Nursi Hazretlerine böyle bir soru soruyorlar. O da tevazuyla diyor ki ben bunun bir hikmetine işaret edeyim. Yani çok hikmetleri işaret ediyor burada. Fahreddin Razi Hazretleri işaret ediyor. Ulemamız başka eserlerde işaret ediyor. Bizlere diyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an hakimden beş vakti öğrendiniz. Her namaza durduğunuzda Allahu Ekber derken Güneşle dünya arasındaki bu münasebeti unutmayın. Bir gün içinde hayatınızın tamamının muhasebesini yapacaksınız. Sabah size doğuşunuzu hatırlatacak. Öğle vakti gençliğinizi ikindiye doğru yaşlanıyorsunuz. Sonbahar var dünyada. Ağaçlar yaprakların düşüyorlar. Siz ölüme hazırlanıyorsunuz ve akşam ezanı okunuyor yıkadılar sizi musallaya koydular namazınızı kılacaklar kaldırıyorlar makbere götürüyorlar yası vakti giriyor güneşten ufukta bir şafak kalmıştı o da kayboldu karanlık bütünüyle dünyaya hakim oldu yası yıkılarken öldükten sonra defnedecekler sizi üzerinizden şu kadar zaman geçecek nasıl güneşin Dünyadaki tek emaresi işareti şafak kayboldu. İşte sen de ben de bu dünyadan kaybolup gideceğiz kardeşlerim. Namazda eğer bunu hatırlayabilirsek secdeye vardığın zaman seni dünyaya getiren ve sonra dünyadan alan yeni bir şafakla yeni bir gün doğumuyla güneşi getirdiği gibi seni makberden kaldıracak, Allah huzuruna getirecek, hesaba çekecek. Namaz bize her gün doğumdan mahşere kadar olan o muhasebeyi anlatıyor. Gözümüzün önünde güneşle beraber seccadenin üzerinde yaşadığımız fizikle metafiziğin buluştuğu an. İşte bu manzarayı bu tasavvuru idrak edebildiğimiz an kalbimizde namazın çekirdekleri Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber öyle muhteşem bizi alacak bir halden başka bir hale götürecek ki kulaklarımız, gözlerimiz, lisanımız ellerimiz, bütün azalarımız günahtan isyandan nefret edecek hale gelecek. Rabbim böyle bir imanla, böyle bir idrakle, günde beş defa daha fazlası teheccüdlerle, gecenin yarılarını aydınlatan o namazla huzuruna yönelmeyi bizleri ihsan buyursun. Allah Teala'ya emanet olun. Estağfirullah ve etubu ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.